arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Asena. Bu haftaki videomuzun konusu ve bundan sonra her hafta yayınlanacak olan bir videomuzun konusu üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımıza yönelik üniversitelerdeki bölümleri tanıtmak amacıyla okuyan veya okumuş arkadaşlarımızı konuk alıp size bölümleri tanıtacağız. Konuğumuz ise Uşak Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Gizem bizimle beraber. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Senin bu bölümle alakalı birkaç soru hazırladık. Sana onları soracağız. Tabii. Öncelikle kendini tanıtır mısın biraz? Ben Gizem, 21 yaşındayım. Uşak Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 3. sınıf öğrencisiyim. İzmir'de yaşıyorum. Bu şekilde. Bölümün hakkında birazcık bilgi verir misin? Tabii. Ne tarzda bilgi istiyorsun? Yani neden bu bölüm? Neden bu bölüm? Aslında çok bir nedeni yok. Benim aslında hayalim diyetisyen olmaktı. İkinci planımda her zaman genetik ama hani bir yerimde hep vardı. Hani diyetisyenlik olmasa da genetik kesinlikle olsun istiyordum. Diyetisyenlik olmadı, genetik oldu ama ikide oldu. Yani bu bölümü seçecek olan arkadaşlarımız illaki vardır. Hani onlara ön bilgi olması açısından derslerinizle ilgili bir bilgi verebilir misin? Her dönem zaten farklı dersler görüyoruz. Bir dönem bitki görüyorsak, bir dönem hayvan görüyoruz. Bir dönem bakteri, işte mikrobiyoloji yoğunluklu ders görüyoruz. Bir dönem tamamen insan, kan grubu falan tarzında. Hem uygulamalı derslerimiz var, laboratuvarlarda ders görüyoruz. Hem de normal dersliklerde ders görüyoruz. Hem sayısal ağırlıklı hem sözel ağırlıklı. Böyle karma bir şey var yani. Burada hayvan demişken bir şeye değinmek istiyorum. Kurbağa kesiyor musunuz? Kurbağa düzenli olarak kestiğimiz bir şey değil tabii ki yani. Bir kere kestik, bir daha kesmedik. Birinci sınıftaydı bu arada. Peki bu bölümü, yani ikinci planım dedin. Neden yani ikinci planım? Bilmiyorum ya, galiba benim üniversite sınavına hazırlandığım dönemde diyetisyenlik çok popülerdi. Hala da büyük ihtimalle öyle. Yani o yüzden bir tarafım diyetisyenlik istiyordum ama bir tarafım dediğim gibi genetik çok ağır basıyor. Yani genetik mühendisi olsun, genetik işte moleküler biyoloji ve genetik olsun ama genetik olsun diyordum yani. Çünkü şimdi bile hani moleküler biyoloji ve genetik okuyorum ama moleküler biyoloji kısmına biraz daha az ilgiliyim. Yani genetik kısmına çok ilgiliyim. Bu yüzden herhalde ya, bilmiyorum yani. Üçüncü sınıfsın, seneye mezun oluyorsun. Bu süreç boyunca hiç keşke dedin mi? Yani keşke okumasaydım, yani derslerle alakalı yoğunluk açısından da düşündüğümüzde. Hani keşke bu bölümü seçmeseydim dediğim bir nokta oldu mu? Yani demeye çok yakın olduğum süreçler oldu. Hani özellikle sınav haftalarında ya yeter artık ya falan diye böyle. Zorlandığım kısım oluyor, bunaldığım kısım oluyor, bazen okula gitmek istemediğim kısım oluyor. Ama bir şekilde geri toparlıyorum ya. Kendime geliyorum yani. Peki seneye mezun olduktan sonra yani ne yapmak istiyorsun? Yani yüksek lisans gibi bir düşüncen var mı? Ya da kendini nerede görmek istiyorsun? Ya yüksek lisans düşüncem vardı. İlk geldiğim okula günden beri, hatta liseden beri bir akademisyen olma hayalim vardı. Ama işte 3. sınıfın ilk döneminde bir tane işte ders aldık, sitogenetik diye. O dersi gördükten sonra dedim ki ya ben kesinlikle sitogenetik alanında çalışacağım, akademisyen olmayacağım. Bu yüzden şu an yüksek lisans şeylerim biraz daha düşük yani hedeflerim. Ya zaten öyle olmuyor ama 1. sınıfa geliyorsun, herkesin bir hayali vardır. Yüksek lisans yapacağım ben, akademisyen yatay olacağım. Yatay geçiş yapacağım evet, ben. Evet ama sonradan o hayaller daha gerçekçi düşünmeye başlanıyor herhalde. Ya olgunlaşıyorsun ya herhalde. Yani bilmiyorum, öyle oluyor. Hani hayalperestlikten biraz daha gerçek bakmaya başlıyorsun bu hayallerde. Peki bu bölümü okuduktan sonra ne gibi bir iş alanı sizi bekliyor? Genelde devlette pek bir iş alanımız olmuyor. Yani formasyon olup öğretmen olarak atanmak farklı ama genelde özel sektör, işte ne alanda çalışmak istediğine bağlı. Tüp bebek olur, özel hastanelerde laboratuvarlar olur, biyokimya, mikrobiyoloji laboratuvarlarında, işte genetik merkezlerinde olur. Yani genelde özel sektör diye. İnşallah sen de istediğin noktada olursun. İnşallah. Bu videoyu izleyen üniversite yazılan arkadaşlarımıza söylemek istediğim şey var mı? Yani bir bölüm seçerken neye dikkat etmeleri gerekiyor sence? Kesinlikle yani düşünsünler ya, ben ileride şunu yapabilirim dedikleri bölüme gitsinler. Yani okumak için bir bölüm okumasınlar ya da o sene o meslek popüler diye kesinlikle. Çünkü 4 sene sonra hangi mesleğin çok popüler olacağı hiç belli olmuyor.
O yüzden sadece içlerinden giren ya ben bu mesleği yapmak istiyorum diyen bölümleri seçsinler. Onun dışında çünkü sene kaybı okumak için bir bölüme gidersiniz. Ya okulu bırakıyorsunuz, pişman oluyorsunuz. Tekrar hazırlanmak istiyorsunuz. Sıkı çalışsınlar. Sıkı çalışsınlar. Bir de evet. Değerini almadık çünkü ben şu an üniversitede çalıştığım kadar ne lisede ne şeyde çalıştım yani üniversite sınavında. Rahatlamıyor yani. Pişman mısın peki bunun için? Biraz evet. Daha çalışabilirdim dedim. Yani keşke daha çok çalışsaydım. Dedim ki yani dediğim şey şu, biraz daha çok çalışsaydım Uşak değil daha iyi bir yerde olurdum. Uşak'tan memnun musun? Değildim ama 3 sene geçince alışıyorsun ya. Artık memnunum yani. Ya tabii ki de. Sonuçta arkadaş çevren oluyor. Okula alışıyorsun, hocana alışıyorsun. Peki başka sana istediğin şey var mı bu bölüm, yani bu bölümle alakalı? Yok. Bu kadar. Konuk olduğun için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenin.